Sayın Başkan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün cinsel taciz olaylarının yaşandığı Ensar Vakfı'nın bir toplantısında yine toplumu ayrıştırdı, gençleri ayrıştırdı. Ve aynen şu cümleyi kullandı. Dedi ki, 15 Temmuz gecesinde oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven gençlerdi. Şimdi şu cümlenin neresini düzeltmek gerekir Sayın Başkan? Bir kere bir ülkenin sorumlu mevkisinde olanlar, o görevde bulunanlar için herkes yurttaş değil midir? Herkes gençleri değil midir? Herkes insanları değil midir? Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu çok rahatlıkla ifade ediyorum. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden gençler de Türkiye'nin gençleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıktığı gençlerdir. Gezi olaylarında hayatını kaybeden gençler de Türkiye'nin gençleridir. Böyle bir ayrımı asla kabul edemeyiz. Kimse kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak halde değildir. Biz gezi olaylarında milletvekili sıfatımızla hem olayları önlemek hem de antidemokratik uygulamaları orada bertaraf etmek için de yer aldık. Ama 15 Temmuz gecesi bir darbe girişiminin yapıldığı o gece meclisin altına da görev yaptık. Dolayısıyla kimsenin vatanseverliği bir başkası tarafından sorgulanamaz. Berkin Elvanların, Abdullah Cömertlerin, Ali İsmail Korkmazların, Ethem Sarısülüklerin daha hesapları sorulmadı. Kanları yerde kaldı. Böyle bir tablo içerisinde hayatını kaybeden, gezi olaylarının hayatını kaybeden gençlerimize, gözlerini, uzuvlarını kaybeden binlerce yurttaşımızı bir kez daha selamlıyorum. 15 Temmuz'da meşru olmayan bir darbe girişimine karşı bir mücadele günüdür. Gezi olayları da iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı bir mücadele günüdür. Elimde görmüş olduğunuz Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun Gezi Olayları raporudur. Gezi Olayları raporunu objektif bir şekilde değerlendirerek orantısız güç kullanıldığını işaret eden bu rapor karşısında daha sonra ortaya çok başka gerçekler de ortaya çıkmıştır. Olayları yatıştırmak yerine bir an, yangını üzerine körükle giden polislerin FETÖ'cü oldukları gerçeği de bugün ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla gezi olaylarında gençlerimizi bir kenarda tutarak onları birbirle yarıştırmamamız gerekir. Ben bu toplumun bütün değerlerinin her olayda bir reaksiyon verdiğini biliyorum. 15 Temmuz'un bir farklı mecrası vardır, gezi olaylarının bir farklı mecrası vardır. Ama orada görev yapan, o eylemlerde yer alan herkes vatanını sever. Teşekkür ederim. Teşekkür.